İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin oğlu Usame Mursi mahkeme salonunda ve onun da görüşlerini almak istiyorum. Nasıl bir mahkeme, nasıl bir yargılama süreci oldu? Bu kararı nasıl karşıladınız? Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kanalinizi saygılarımı başlangıç olarak onu ile saygılarımı iletiyorum. Ve şahsınıza bilhassa ben teşekkür şükranlarımı sunuyorum. Bu çok uzun bir periyot, birkaç aydır devam eden bir hükümler bunlardır. Bunlar hepsi bir siyasi şüpheler üzerinde yapılan kararlardır. حقيقه ان القضاء المصري اختار اختيار عن عمد مصر yargı olarak isteyerek askeri rejimin isteklerini ve uygulayacağı emirlerin doğrultusunda karar almaktadır. Dolayısıyla bu kararlar bizim yaşadığımız sürece ek olarak hiçbir şey getirmemiştir. İlla enne thawra al-Misriye sadece bildiğimiz Mısır devrimi devam etmekte ve bizim devrimimizin düşmanları tek tek şahıs şahıs olarak biz kim olduklarını biliyoruz. Biz sadece bu devrimimizde başındaki bulunan kişilere hedef almıyoruz sadece. Biz kim hedef olarak alacağımızı biliyoruz. Kim bu rejimlerin arkasındaki kişilere de onu dahil ediyoruz ve onlara karşı mücadele ediyoruz. Bizim mücadelemiz kime karşı ve ne olduğunu bellidir. Bizim mücadelemiz ve savaşımız bu bütün Mısır halkının Mısır devrimin savaşı ve mücadelesidir. Ve bildiğiniz gibi uluslararası kamuoyu mutlaka ve biz bunu açıkça görüyoruz rejimlere, darbelere ve zulm edenlere karşı ve yanına durmaktadır. Biz bunu biliyoruz ve hissediyoruz. Ve ben şu anda Türk halkına eğer söylediklerime ona yönelik olursa onlar biliyorlar ki askeri darbeler altında ne tür yaşayış ve ne tarz yaşam olacağını bilirler. La tekun fakat el khatar ala hayat el reis ve inma ala kull muwatin يعيش على أرض الوطن. Darbeler sonucunda çıkan durum sadece başkana karşı olmuyor, bütün halka ve halk ve bu ülkede yaşayan kişilere zarar getirir. والأمر متوازي بشكل أو بآخر مع الحرب على العقيدة والتيار الإسلامي في العالم العربي والشرق الأوسط. Bütün Arap ülkelerinde ve Orta Doğu ülkelerinde bu askeri darbeler sadece halklarına değil aynı zamanda inançlarına dokunuyor ve İslam'a karşı hamlelerdir bunlar. Açık belli. برعاية الصهاينة الذين Siyonizm himayesi altında devam ediyor bu eylemler. إلا إننا نؤمن جيدا. Biz derinlikten iman ediyoruz ve inanıyoruz ki bizim camilerimiz kışlelerimizdir. Kubbelerimiz bizim savunacağımız her şeyimiz, minarelerimiz, oklarımız ve inanıyoruz ki namaz kılanlar, bu camideki namaz kılanlar bir ordunun bireyleridir ve bizi zafere götürecek bu ordu zafere götürecek bir ordudur.
الالتزام الذي لن نتخلى عنه هو الدفاع عن خيارات الشعوب وعن الديمقراطية ومساراتها. Bizim her zaman halkımızın iradesinden vazgeçmeyeceğiz. Bizim halkımızın isteklerini yere getirmek için mücadele edeceğiz. والمهمة الرئيسية التي تقع على عاتق الثورة المصرية الآن. Mısır üzerindeki en büyük sorumluluk أن يكون هذا الانقلاب العسكري في بو askeri darbe بعد سقوطه en kısa zaman onu devirdikten sonra وآخر الانقلاب العسكري Mısır'da son askeri darbe olacaktır. İnşallah nestekmil hada el mesar ila ve inşallah bizim bu yürüdüğümüz yürüyüş ve devam ettiğimiz yürüyüşümüzü bu başarıyla sonuçlandırılacaktır. İle en taud el mantıka ve el iklim kullu ila riyadetha lil alam. Eskisi gibi bütün bu bölge ve Mısır'ın himayesiyle ve liderliğiyle tekrar istikbale doğru adımlarımızı devam edeceğiz ve iyiliğe doğru gideceğiz. Ve hiçbir gün geri adım atmayacağız bu yolumuzda. Ve gerçi hepimiz biliyoruz ki Ocak Yanayır 2011 devrimi أن مواجهة الأنظمة العسكرية والديكتاتورية askeri darbelere karşı ve diktatörlere karşı dik durmak تضع حيوية الثوار على المحك o zaman devrimcilerin ne kadar doğru olduğunu ispatlar. وهذه أرخص الأثمان التي تدفع şu anda eğer bir bedel ödüyorsak bu verebileceğimiz en ucuz bedellerdir. وطننا وأمتنا halkımız için ve ülkemiz için daha daha ağır bedellere ödemeye hazırız ve ödemeye her zaman el birliğiyle yaparız. Evet. Sayın Usame Mursi, siz aynı zamanda babanızın avukatısınız. Bu idam cezasının uygulanmaması söz konusu olabilir mi? Adam tatbik şenvalide.com الحقيقة gerçi الحقيقة ان احنا بنرى ان هذه الاحكام bizler bu hükümler دعني اعود معك الى التاريخ القريب والبعيد yani eski ve yeni tarihimize dönecek olursak كل الاحكام التي bu hükümler بشبهة سياسة تفضلوا ايوه كل الاحكام التي تدنست بشبهة السياسة في العالم اجمع على مدار ال 100 عام الماضيه 100 yıl geçen 100 yıl boyunca bu tür hükümler ne çıktıysa ve ne uygulandıysa hatta ma nufiga minha hatta icra edilenlerse yerine getirilenlerin hükümler وبإمكانك أن تراجع تاريخ مثلا الدول اللاتينية mesela Latin ülkelerin tarihine bakacak olursak Brazil mesela. Brazil'de, Brazilya'da mesela. 80'lerde ve 70'lerde. Aynı şekilde İskandinav ülkelerine bakarsanız. Geçen Mısır'daki aynı geçen 10 yıllarda 20'lerinde Türkiye'de على مدار النضال الطويل للشعب التركي من اجل الديمقراطيه والحريه ديمقراسي yolunda Türk halkı geçirdiği o uzun yolculuğa bakarsanız ثابت من العلوم السياسيه بالضروره siyasal bilimler açısından bakarsanız ان الاحكام المسيسه تسقط حتى وان siyasi hükümler düşer ve devamlığı yoktur اما اذا كان سؤالك ama eğer bana sorarsınız حول حياة الرئيس بشكل خاص كشخص şahıs olarak başkanımızın hayatını soruyorsanız eğer الحقيقة منذ وقوع الانقلاب darbenin ilk günden bu yana
ومكان الرئيس الذي يحتجز فيه غير معلوم. Ve şu anda başkanımız nerede hapsedildiğini ve nerede tutulduğunu bilmemekle birlikte هو مختطف في مجهول. الصوت راح مرة ثانية. هو مختطف في مكان مجهول. Şu anda bu başkanımız bilinmeyen bir yerde وممنوع عنه الزيارة بشكل قاطع. Hiç kimse onu ziyaret edemez kesinlikle. Bu şu anda yerine getirilen gayri meşru hükümlere şahs olarak başkanın hayatı askeri darbe olduğundan bu yana onun hayatı tehlikedir. Tehlike altındadır. Bunu demek istiyorum. Özellikle demokrasiye sahibi çıktığı andan itibaren. Dolayısıyla bu düzen böyle bir siyasi hükümlere ihtiyacı yoktur. وهو بالفعل أراق دم الآلاف. Ve şu anda fiilen binlerce kişinin kanı aktaran bir düzen bu. وبالتالي الرئيس ليس فقط متمسك بشرعيته. Dolayısıyla başkanımız sadece şeriat açısından ve başkan doğruluğunu olarak sadece onu ve demokrasiyi tutuşmuyor. وإنما أيضا يتمسك بدور النضالي. Aynı zamanda mücadeleci olarak rolünü oynamakta ve yolda devam etmektedir. ودوره في الحفاظ على ثورة مصر من أجل. Ve Mısır'ın devrimine sahibi çıkmaya devam etmektedir. Sayın Mursi, babanızı en son ne zaman gördünüz, ne zaman konuştunuz ve Mısır halkına bir mesajı var mıydı? Kısaca onu da rica ediyorum. سيد مرسي تفضلوا. أنا ما سمعت شو الترجمة. يعني متى تكلم سيد ودك آخر مرة؟ أنا الحقيقة لا ألتقي إلا نادرا في إطار الجلسات. Ben babamla sadece mahkemede kurulduğu celselerde görüyorum. En son birkaç ay önce idi. Mısır halkına bir çağrısı oldu. Risalet el Laat. Bu mesaj üç tane tanım altında bir çağrı olmuştur bunu. La itirafa bil inqilab. Üç tane hayır. Biz la tafavud. Biz darbeye hayır diyoruz. La tafavud. An thawra. Bizim devrimimizle ilgili bir masa üzerinde bahsedecek değiliz. Ve la tenazul. عن القصاص للشهداء. Biz şehitlerimize karşı işlenen suçlara asla ve asla unutamayız ve hesap soracağız. Bu üç tane mesaj kendisi başkanımız halka gönderdi. Bizim devrimimiz askeri darbeden başlangıcından bugüne dek hiç değişmemiştir. Duruşumuz aynı, devam etmektedir ve devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum ve Allah'tan sabır diliyorum sizlere.